Öğrenmek Hayatı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde kitaplarımız var. Üç tane birbirinden değerli kitaplarımız. Yine yazarlarımızdan, yayın evlerimizden gelen kitapları sizlerle bölüşmeye, paylaşmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda biz de ulaşabildiklerimize ulaşıp herhangi bir yayın evinden gelmeden de ulaştıklarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Yine siz değerli okuyucularımızdan gelen tavsiyeler var. Hocam şu kitap son derece önemli diye gönderilen kitaplar var. Kitapları inceliyoruz. Gerçekten tanıtmaya değer kitapları tanıtıyoruz. Evet Araf şiirleri Müştehir Karakaya. Müştehir Karakaya. Van'da yaşayan Doğu'nun güçlü sesi, Doğu'nun güçlü şairi. Yürek insanı, konuşmasıyla, duruşuyla, yaşayışıyla tam bir sanatçı, gerçek bir sanatkar, gerçek bir şair. Kendi deyimiyle delişmen bir adam. Şiir, hikaye, roman ve edebiyatın neredeyse her alanında onlarca eserler vermiş bir yazarımız. Müşteyir Karakaya Araş şiirlerinde Mor bir nefestir yandıkça mum Ağlayan bir yetimdir ellerinde ateş Mevsim intisar mevsimi taşları yiyen dev Bir ölünün cebinde kalan keder Hatırlatmıyor bana takvim yapraklarını Ey sesimi sesine bastıran hüzün Aydım taşları yedim. Parmaklarımı kıran yabani rüzgar tutuşturulmuş hoyrat dal uçlarımı. Yol bilmezim, yol bilmezim içimdeki taşları bir bir ayıklayan giz. Her bir yıl başka bir yola düşer saçlarını. Ve yarım kaldı ay, yarım kaldı ay yarım kaldı mı güneş, şiirsiz kalır şehir, dumansız kalır ateş diyor. Müştehir Karakaya'nın mısralarını okudukça şiire örnek vereceğimiz değerli şairlerimizden, endir, ender şairlerimizden biri diyoruz. Sadece şiiri değil, bütün eserlerini gözüm kapalı tavsiye edebileceğim yürek insanı Müştehir Karakaya ve yine Çıra yayınlarını yürekten kutluyorum. İlk kitabımız Araf şiirleriydi arkadaşlar. Bir yol var aramızda. Şadi Kocabaş. Sohbeti güzel. Yiğit adam. Dergilerde şiirlerini, şiir üzerine yazılarını ve değişik denemelerini gördüğümüz, Sadi Kocabaş'ın özel bir şiir kitabı. Bu şiir kitabını Bir Yol Aram Var Aramızda'yı Yunus Emre'ye ithaf etmiş. Ve kitabı aldığımda okura bir mektup yazmış. O güzel mısralarıyla. Diyor ki Sadi Kocabaş Kim bilir? Kim bilir? kaç yangından çıka gelmişken çıkamazsın gül olur tek bir sorudan. Hiçbir hayat çevrilemez başka bir dile ağır cümlelerde ağır cümlelerde kurulur insan diyen arka kapak şiirinde kitabın son sözünde diyor ki yine henüz henüz son sözümü söylemedim. Bak, doğuyor inadına çocuklar. Çağır gözlerimi, gelsin ve desin. Gün gelip nasılsa anlatacaklar diyor. Şadi Kocabaş'ın şiir üzerine yazıları, şiir üzerine değerlendirmeleri, özellikle şiir üzerine araştırma yapan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Yine dergilerde. Yazılarını görüyoruz, bol miktarda röportajlarını ve söyleşilerini görüyoruz. Yine aynı şekilde çıra yayınları ve Şadi Kocabaşı yürekten kutluyorum. Yeni eserlerde bekliyoruz, diğer eserlerinde yine tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Kalite, kalite. Genel olarak arkadaşlar insanın genel ihtiyaçlarına uygunluk, kullanıma uygunluk, ürünlerin fonksiyonlarını, fonksiyonların uygunluğu olarak tanımlanır. Kalite geniş bir kavram, onlarca yüzlerce tanımı yapılıyor. Aslında kalite kavramı kişiye göre, duruma göre kalite kavramı Kalite kavramı tanımının yapıldığı yere göre değişiklikler arz edebiliyor. Şimdi günümüzde kaliteli ürün veya hizmet üretmek bir işletme için en hayati önemlerden bir tanesi. Marka olmak istiyorsanız, dünya markası olmak istiyorsanız, var olmak, varlığı sürdürmek ve standart üstünü sağlamak istiyorsanız kaliteyi çok iyi bir şekilde geliştirmemiz lazım. Ve kalitedeki ürün hizmet standartları ürün hizmet kalitesi dünya standartlarına uygun değilse ve belli bir standartların üzerinde değilse onun yaşayabilme Varlığını sürdürebilme imkanı günümüzde neredeyse yok gibidir. Bunu dünya devlerine baktığınızda, işte Amerika'nın ya da Kanada'nın aynı firmayı söylüyoruz. İşte efendim Kore'den, Avustralya'sından ya da Papua Yeni Ginesinden Türkiye'deki şubesinde aynı kaliteyi, aynı hizmeti alabiliyorsunuz. Burada standartizasyon ve kalite yine son derece önemli. Arkadaşlar, e, bunun sebebi basit çok rakip var. Dünya küçülmeye başladı, gelişmeye başladı. Aslında bizler geleneksel yapılarımızla rekabet edebilmek, hayatta kalabilmemiz çok zordur. Kaliteyi seviyesi arttıkça müşteri sadakati önem kazanır. Kalite arttıkça müşteri memnuniyeti, ürünün devamlılığı artar. Ama kaliteyi sadece üretim olarak bakmamak lazım. Yayıncılıkta hizmet kalitesinde eğitimde hayatın her alanında kalite olmak durumunda. Ve şirket yönetiminde kalite nasıl olmalı? İşte bunun cevabında hayatını Türkiye'de kalite konusuna vermiş Sami Öztürk üstadımızın şirket yönetimde kalite kitabı son derece güzel bir kitap ve yine şirket ilgili, yönetimle ilgili, kalite ilgili ilgilenen kişilere tavsiye edebileceğim Harika bir eser, kalın, hacimli bir kitap. Teşekkür ediyorum. Kendileri takdim ettiler bana. Arkadaşlar Sami Öztürk ömrünü bu işe adamış, Türk standartlarında yıllarca çalışmış, kalite yönetim sistemleri üzerine emek vermiş. Yine Kalite Derneğini kurmuş, Kalder'in genel başkanlığını yapan değerli bir mühendis ve aynı zamanda çalışkan, üretken bu vatan sevdalısı, ülke sevdalısı bir arkadaşımız. Kalite standartizasyon nedir? Kalite yönetim sistemler nedir? Kuruluşlar için ISO 9001 kalite yönetim sistemi nedir? Çevre yönetim sisteminden al da iş sağlığı, iş güvenliği, Türk standartları, en normları, ISO normları, yine TSN ISO 27001 bilgi güvenlik yönetim sistemine kadar kaizen, ahilik, tetkik, yine yararlanılan kaynaklara kadar çok detaylı bir şekilde hazırlanmış hacimli bir kitap. Kaliteye ilgi duyanlara tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Çünkü bizim kaliteyi de konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve Sami Öztürk'ü teşekkür ediyorum böyle güzel bir eser kazandırdığı için. Arkadaşlar kitap tanıtımımız bitti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son verdiğimiz örnek değerli arkadaşlar. Dedik ki verimli öğrendiğin zaman dilimlerini bul. Peki bunu bulmak için ne yapacağız? Verimli öğrendiğimiz zaman dilimlerini bulmak için. Arkadaşlar bunun yolu şu. Bir kere uyku kalitesine dikkat edeceğiz. Bilgisayar, televizyon, cep telefonunun bağımlı bırakacağız. Kendinizi bir hafta, iki hafta, üç hafta gözlemleyin. Geçmişe bakın. Hangi dönemlerde daha iyi çalışıyordunuz? E, zihinsel, bedensel enerjinizin, ruhsal duygusal enerjinizin en üst seviyede olduğu zaman dilimleri hangisiydi? Onları bulun, onları hatırlayın. Mümkün olduğunca o zaman dilimlerinde çalışın. Ama burada şu da bir gerçek ki bazı arkadaşlarımız var. Diyor ki: "Hocam diyor benim eşref saatim şu saat. Yani biyoritim saatim. Ben o saatlerde ders çalışırım, başka saatte ders çalışmam." Hocam dediler ki bana: "Şu saatler işte efendim biyoritim eğrisinin en üst ve saatleridir. O saatte ders çalışırsın ben o saatlerde uykuda olduğum için bir türlü çalışamıyorum." Hayır. Günün 24 saati benim bütün fonksiyonlarım çalışıyor mu? Evet. 24 saat nefes alıyor muyum? Bütün hormonlarım çalışıyor mu? Sindirim sistemi, solunum sistemi çalışıyor mu? Niye çalışmaya ara veriyorsun? Asla ara vermiyoruz. O zaman ne yapacağız? <laughs> Yapacağımız arkadaşlar sizin verimli çalıştığınız saatleri bulacaksınız. Verimli çalıştığınız saatlere biraz daha fazla zaman ayırın. O zaman farkı göreceksiniz. <laughs> sese biraz yüklenince istersemez bir gıcıklanma oluyor. Değerli arkadaşlar. <laughs> burayı yayında keseceğiz herhalde montajda arkadaşlar. Kuzunum sese biraz yüklendim. <laughs> Size bir montaj çıkartacağım ama Yüksel Bey. <laughs> cam yayında değiliz. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Evet. Devam ediyorum kaldığım yerden. Değerli arkadaşlar, bir diğer konu uyku düzeni. Öğrenme hayatı programında düzenli olarak dönem dönem tekrar ettiğimiz konulardan bir tanesi uyku ve uyku kalitesi. Uyku kalitesi neden önemliydi? Çünkü öğrenmenin asıl gerçekleştiği saat uyku saatidir. REM uykusuna girdiğimiz saatlerdir. Yani 90 dakikada bir REM uykusuna girer insan. O saatlerde ön bellekteki bilgiler ana belleğe kaydolur. Biz de diyoruz ki sağlığınız için zihinsel duygusal, ruhsal sağlığınız için uyku sağlığınıza dikkat edin. Bir, mümkünse, mümkünse değil mutlaka gece saatlerinde uyun. Tam karanlığa girilen saatlerde uyun. Gece lambası kullanmayın. Koridorun ışığı açık kalsın. Odama ışık girsin yok. Tam karanlık. Mümkünse o tam karanlığa girdiğimiz saat 10 10 buçuk bu mevsimde onlar. Daha sonra 8 buçuk 9 arkadaşlar 9'a kadar girdiği oluyor. 10 10 buçuktan sonra uykuya girmek ve güneş doğana kadar ya da güneş doğma öncesine kadar tam karanlığın oldu. Yani yatsıyla imsak arasında mutlaka ve mutlaka uykuda olmanız tavsiye ediliyor. Çünkü Yaradan da diyor ya biz size geceyi dinlendirici kıldık diyor. Tıp bende kanıtlanmıştır ki uyku saatinize dikkat edin ve özellikle uyku konusunda ben bunu ayrı bir bölüm olarak uzun uzun paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar iki saate dikkat edin. O saatlerde uykuda olmayın. Fizyolojik olarak ve zihinsel olarak sağlığınıza dikkat ediyorsanız, güneş doğarken ve güneş doğduktan sonra uykuda olmayın. Çünkü dünya üzerindeki manyetik rezonans, beynin yaymış olduğu alfa ve beta dalga frekanslarını terse çevirdiği için gece boyunca dinlenen o vücudumuz, gece boyunca yenilenen hücreler bu defa kendini yemeye başlıyor ve ters blokaj veriyor. İstediğiniz uzmana sorun. Dünya üzerindeki akademik makalelere bakın. Bunu göreceksiniz. Bu zihin ve beden sağlığı için. Bir diğer tehlikeli saat ki güneş batarkenki saatler. Yani güneş batma esnasında ya da güneş batmaya yakın ve güneş batma saatinde asla uykuda olmayın. Bunun sebebi de arkadaşlar... Yine dünya üzerindeki manyetik rezonans insan uykudayken beta dalgalarını yayar beyin. Zaten alfa dalgasını yayıyor. İki, zaten alfa dalgası nedir? Öğrenmenin zirvede olduğu dönemlerde yayılır. Bunlardan biri de relaks olduğunuz anlar uykuda yayılır. Ve o saatlerde uykuda olduğunuzda dünya üzerinde oluşan manyetik rezonans o frekansları Tersine çevirip onların rezonansı bozduğu için de bu defa akşam saatlerinde uyunan uyku kişinin psikolojik dengesini, ruhsal dengesini etkiler. Zihinsel süreçleri etkiler. O saatte uyuyan kişiler ne der? Zamanı karıştırır. Anı karıştırır. Günü karıştırır. Neredeyim der. Sersem gibi olur. Anadolu semeleşir tabiriyle. Sersem gibi olur. O yüzdendir ki zaten bizim inancımızda da Sabah ve akşam saatleri kerahatta saatleri olarak geçer. Tavsiye edilmeyen uyku kesinlikle tavsiye edilmeyen saatlerdir. Ki bununla ilgili zaten kutsi sözlerimizde vardır. O yüzden arkadaşlar sabah güneş doğarken, akşam güneş batarken zeka geliştiren tavsiyeler kısmında özellikle bahsediyoruz. O saatte uykuda olmayın. Hocam çok yoruldum. Ya arada olur onu bir şey demem. Ama... Asla tıbben kanıtlanmıştır. Tavsiye edilmiyor. Uyuyacaksanız da gece saatlerinde uyuyacaksınız arkadaşlar. Uyku düzeninizdeki ana nokta bu. Hocam ben gündüz mutlaka uyurum uyumadan duramam diyorsanız da güneş ışınlarının dünyaya tam dik geldiği saatler var. Öğle saatleri. Yani bizim kültürümüzdeki öğle ezanı saatleridir. Tam dik geldiği saat öğle ezanı okunduğu saattir. Onun işte 15-20 dakika öncesi ya da yarım saat, bir saat sonrası gibi değerlendirebilirsiniz. O saatlerde uyunan bir 20 dakikalık, 10 dakikalık uyku gece 3 ya da 4 saate bedeldir diyor yine uyku üzerine çalışma yapan kişiler. Evet özetliyoruz. Uyku dikkat edeceğiz. Gece uykusunu mümkün olduğunca uyuyacağız. Ve yine burada bir antiparantez. Yatmadan 2 saat öncesinde telefon, bilgisayar, cep telefonu, playstation, psp bırakıyorsunuz. Karanlık duyuyoruz. Güneş doğarken güneş batarken uyumuyoruz. İlla ki uyuyacağım diyorsan gündüz öyle saatlerinde güneşin dünyaya dik girdiği, ışıkların dik olarak geldiği saatleri tavsiye ediyoruz. Bunu yaptığınızda kesinlikle arkadaşlar zihinsel performansdaki farkı göreceksiniz. Ne alaka diyebilirsiniz arkadaşlar? Uyku problemi yaşayan çevrenizde insanlar vardır. Hele evet, ciddi uyku problemleri yaşayanların neredeyse tamamına yakınında ciddi dikkat ve öğrenme zorlukları vardır. Bak normal şartlar altında baktığınızda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle uyku düzenine dikkat edeceğiz. Hayat denge üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Her şeyin dengesi. Yemeğin azı karar, çoğu zarar. Uykunun dengesi azı zarar, çoğu zarar. Sohbetin, konuşmanın azı karar, bazı yetmiyorsa çoğu zarar yine denge. Yemede, içmede, ilişkilerde, her şeyde denge son derece önemli. İnançta denge son derece önemli. Dolayısıyla arkadaşlar biz o dengeleri kuramazsak dengeler sarsılır, içinden çıkılmaz hale gelir. Biz de diyoruz ki mümkün olduğu kadar Beyninizi kullanırken sağ ve sol beyni dengeli kullanın. Ders çalışırken bir sayısal bir sözel çalış. Bak bakayım denge nasıl olacak. Sadece bir dersi yoğunluk verme. Arada diğer dersi zaman ayır. Sağ ve sol beyni geliştirecek faaliyetleri yap. Biz sizinle bu bölümlerde zeka geliştiren tavsiyeleri uzun uzun anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda yine paylaşacağız. Yine tavsiyelerde bulunacağız. Daha önceki programlarda paylaştık. Yine YouTube kanallarımızdan bunlara ulaşabilirsiniz. Denge her şeyin temeli. Denge olmazsa olmaz. Sporda, sanatta, kültürde, yemekte, uykuda, ilişkilerde, iletişimde her şey denge. İbadette denge. Denge bozulduğunda şiraze gider. O yüzden arkadaşlar beynin iki yönlü çalışacak çalışmalar yapmak. Bir sayısal ders çalışsak sözel mutlaka. Hocam ben sayısalcıyım diyorsanız bir matematik, biyoloji, geometri, kimya, fizik, tekrar başka bir sayısal ders ya biyoloji gibi Aynı dersleri peş peşe çalışmak yerine hani sporcuların o sağ sol yumru sistematik olarak kullanmasının gücün daha etkin olduğunu bildiğimiz gibi yine beynin iki lobunu dengeli şekilde kullanmak bize son derece fayda katkı sunacaktır. Sadece görsel, sadece işitsel, sadece dokunsal değil. Hem görsel hem işitsel hem dokunsal hem de modüler yani soyut öğrenmeyi de geliştirecek onları aktif olarak harekete getirecek çalışmaları yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar öğrenmek hayattır programı hızlı ilerliyor keyifli güzel öğrenme yolculuğumuz devam ediyor bizler her hafta BBN Türk Televizyonunda ve pazar, pazar günleri 13:20'de sizlerleyiz lütfen bizleri sorularınızla yalnız bırakmayın lütfen geri bildirimler yapın çok keyifli öğrenme yönelik konulara devam ediyoruz. Efendim bir sonraki Öğrenme Hayattır programında görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla ve her daim aşkla kalın.